Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. 2017 senesinin son ayında 2 hafta üst üste çok büyük siyasi hırsızlık olayları ile ilgili suçlamalar ortaya çıkmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Yok efendim, dün geceki anlattıklarım Türkiye'dekiler değil ya. Tarihleri benzeyebilir belki ama yıllar aynı değil. Çünkü Türkiye'deki yaşanan olay az önce de söylediğim gibi 2013 yılında oldu. Canlarım benim. O anlattığım ülkede kaç yılında olduğunu bilmiyorum. Günler öyleydi ama tarihler farklıydı, yıllar farklıydı yani. Günler çakışır canım. 19 Mayıs sadece bizde mi 19 Mayıs? Açın bakın 19 Mayıs'ta kim bilir neler olmuştur. Değil mi canlarım benim? Mesela yani. Olabilir bunlar. Evet. Şimdi tabii o olayların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Dönemin başbakanının yakınlarının, dönemin bakanlarının, dönemin bürokratlarının, o dönemdeki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın iş adamlarının yanlışlık yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Yargılama olmadı. Yargılama yerine meclis böyle bir suç yoktur dedi. Ya çıktılar işin içinden, ne kadar kolay. Yani diyelim ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bakanların bir tanesi cinayet işlese, cinayet işlediği de ortada net olarak bilinse bile isterse meclis toplanır, parmakları kaldırarak HDP ve MHP milletvekilleri bizim milletvekilimiz kimseyi öldürmemiştir der. Biter iş. Cinayet iddiası ortadan kalkar. Öyle abi, öyle değil mi? Ya bakın, suç suçtur. Cinayet nasıl bir suç ise hırsızlık da bir suçtur. Devleti soymak da. Bunlar hepsi aynı suçlardır. Devleti soyan suçunu, devletin soyanın suçunu meclis böyle bir suç yok diye ortadan kaldırıyorsa, cinayet işleyen birinin suçunu da meclis toplanır, parmaklar kalkar, böyle bir suç yok der, kaldırır kardeşim. Yarın bir gün bir başka devlet başkanı seçilse, gelse, bakınız gelse diyorum, bir genç kadının, bir genç kızın ya da bir küçük kızın, daha henüz daha rüştü bile ispatlanmamış bir kızın ırzına geçse, tecavüz etse ona ve fakat o cumhurbaşkanı, o devlet başkanı çoğunluk, meclisteki çoğunluk partisinin aynı zamanda genel başkanı olsa, mecliste yargılanacak. Meclisteki o cumhurbaşkanının milletvekilleri ellerini kaldıracaklar. Bizim sayın cumhurbaşkanımızın hiçbir suçu, günahı yoktur. Kız kendisi gelmiştir, şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır falan diyecekler. Soruşturmaya gerek yoktur. Haydi bitti, aklandı. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Ama bizde oldu. Ne yapabiliriz? Yüce meclis yahu. Yüce meclis. Demokrasimizin Kâbesi. Demokrasimizin Kâbesi o dönemdeki 3 bakanla ilgili ortaya atılan suç iddialarının gerçek olmadığına karar verdi. Bunlar böyle bir suç işlemediler. Yargıda, yani bağımsız yargıda ya da yüce divanda, Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmalarına gerek yoktur dediler abiciğim. Bitti. Demek ki biz şimdi o insanların suçlu olduğunu söyleyemeyiz. Ben söyleyemem. Ben yargılara saygılıyım. Ancak dün çok ilginç bir şey oldu. Dün mü ya da ondan önceki gün mü? Yine o aynı dönemde, yani 2013 yılının Aralık ayındaki olaylardan birinde oğlu da gözaltına alınan bakan, dönemin Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar 8 yıllık belki de vicdan azabı nedeniyle, olur böyle, biliyorsunuz insan kimileri cinayet işlerler, cinayeti o kişinin işlediği bilinemez, bulunamaz, aradan 15-20 sene geçer. Henüz daha zaman aşımı bile dolmadan adam vicdan azabından hayatı çekilmez hale geldiği için savcılığa gider, teslim olur. Der ki ben 24 sene önce mesela şurada şu kişiyi öldürmüştüm. Ben öldürmüştüm der. Evet canlarım. Böyle de Erdoğan tabii cinayet işlemedi. Ama o dönemlerde oğluyla ilgili iddialar ve kendisiyle ilgili yapılan iddialar, ortaya çıkan telefon görüşmeleriyle ilgili bakın ne dedi. Dosyam var. Dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum, telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kamera görüntüleri, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten Allah'tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Bu üretimle ilgili ve değerli insanlarla ilgili söylediklerimin hepsine katılıyorum. Öncekilerde zaten kendi itirafları, katılsam ne olur, katılmasam ne olur, ben yaptım diyor. Yani kendisine atılı olan bazı suçlamaları kabul ediyor. Ben hadi yapmadım diyecek halim yok ya. Evet canlarım. Ve devam ediyor. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalın içine koydu ve attı. Şimdi attılar dediği o dönemden bahsediyor tabii ki canlarım. Evet, bakalım bundan sonra ne olacak? Tabii şimdi hiç kimse, hiçbir gazeteci bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, o dönemin Başbakanı Erdoğan'a soramıyor. Bakın, Türkiye'de demokrasi olmadığının en büyük kanıtı nedir biliyor musunuz? Evet, bir numaralı ve meşru bir kanıttır. Hiç kimse bu kanıt geçerli değil diyemez. Türkiye'de demokrasi, tam demokrasi olmadığının en büyük kanıtı, ülkenin halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, ülkenin medyasında görev yapan, halkı bilgilendirmek sorumluluğu taşıyan gazetecilerin sorularına cevap vermeyiştir. Sadece gazetecilerin sorularına cevap vermeyişi mi? O kadarla kalsa, hadi diyelim canım Cumhurbaşkanı ya gazeteciyi sevmedi. Öyle bir şey yoktu ama hadi diyelim öyle oldu. Ama dönemin Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi liderinin sorularına bile cevap vermiyor. Ve öyle gazetecilerimiz var ki bunlardan bir tanesi Ahmet Hakan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği doğru bir haberi, verdiği doğru bir haberi yalan habermiş gibi anlatıyor köşesindeki ana muhalefet partisi liderinin üzerinde algı operasyonu yaparak kamuoyuna canım bu Kemal Bey de hiç doğru söylemiyor damgasını yapıştıracak. Böyle bir gazeteci ordusuyla beraber yaşamak zorundayız. İktidar gazeteciliği işte Ahmet Hakan ve Ahmet Hakan gibi. Neler? Televizyonlara bakın göreceksiniz. Haber kanallarından bahsediyorum. Ama ne yazık ki böyle canlarım benim. Evet, şimdi Erdoğan Bayraktar'ın bu ifadesi, bu itirafı, hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi suçunun itirafı bu. Bakalım Erdoğan'ın o dönemki bakanları ki onların kimileri ülkemizi yurt dışında büyükelçi olarak temsil ediyorlar. Evet, ne yazık ki böyle. Neler yaşadık ya. Neler yaşadık ve neler yaşıyoruz daha. Ama artık belli oldu ki sürecin sonuna geldik. Süreç bitti. Kesin gidecekler artık. Belki 2023'ü bile bulmadan kesin gidecekler. Bilmiyorum nasıl gidecekler. İstifa mı edecekler? Tanrı mı alacak? Tanrı mı bir şey yapacak? Bilmiyorum. Tanrı mı dizayn edecek? Bilmiyorum yani. Birileri yağmur duasına çıkıyor oluyorsa başka birileri de belki başka bir duaya çıkacak ülkede. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Değil mi canlarım? Yağmur duasına çıkmak serbest ama dede öbür türlü neyle ilgili dua edecekler dersiniz onu da bilmiyorum. Bilebilsem sizlerle paylaşırım. Ama yağmur yağması için ellerin Tanrı'ya açıldığı bir ülkede aynı ellerin karşısındaki ellerde başka şeylerin olması için havaya açılıp Tanrı'dan ricacı olabilirler. Değil mi? Ben hiç öyle bir şey yapmadım hayatımda. Ben zaten ibadet yapacaksam Allah'tan bir şey istemek için yapmam ki ya. Allah Allah. Ne yani? Gönder bana yağmur. Bak ben de sana dua edeceğim. Namaz kılacağım ama oruç tutacağım. Hadi gönder biraz yağmur. Böyle din olur mu ya? Böyle dindarlık olur mu? Benim dinimde yaratıcı Tanrı'yla asla ve asla pazarlık olmaz. Benim dinimde benim inandığım Tanrı, benim inandığım Yüce Allah kulunun ne önüne çıkar engel olur, ne kulunu tutup yukarı kaldırıp yukarılara götürür. Bir tek şey yapar benim inandığım Allah'ım. Kulum sana akıl verdim, aklını kullan. Bitti. Ben abi aklımı kullanacağım ki başıma geleceklerden sorumluluk sahibi olduğumu da kabul edeyim. Ben aklımı kullanmazsam, her şeyi beni yaratan Tanrıma, Allah'ıma bırakırsam O zaman başıma gelen her türlü beladan da Allah'ı suçlarım. Sonra yarın bir gün ülkenin cumhurbaşkanı ben olsam, olmam ya, olamam ya, ben olsam yaparım yanlışları, atarım suçu dış güçlere. Değil mi yani? Ya. Canlarım, işte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Neyse, bunlar geçecek, gidecek. Hasılı Erdoğan Bayraktar dostumuzun itiraflarını çok ciddiye alıyorum. İktidar Partisi'nin bir başka kurucu milletvekili Kemal Albayrak. Ünlü Albayraklarla akrabalığı var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü Albayrak ailesini çok da yakından tanıyan birisi değilim. Uzaktan bile tanıyan birisi değilim. Tanımam, bilmem, etmem yani. Eski kaçan, yok olan, görünmeyen, hala bilinmeyen bakan Berat Bey'in babasında mesleğim icabı ve Galatasaray tribünlerinden tanırım. Yani spor yazarlığı yaptığım dönemlerden tanırım. Sadık Albayrak'ı da. Başka, inanın sohbetim, muhabbetim, hele oturmuşluğum, yemişliğim, içmişliğim de hiçbirisiyle yoktur canlarım. Kemal Albayrak'ta bakın ne dedi. Bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların %80'i hatta %90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. Başka hiçbir şey söylemiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan şu satırları kaleme aldı. Aziz Atatürk. Abi diyorum size, gidici bunlar. Vallahi gidici. Atatürk demez ki arkadaşlar, biliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal, o kadar. Neyse, bakın güzelliğe bakın ama şimdi. Aziz Atatürk. Bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde huzurunuzdayız. Atatürk'e senli konuşulur biliyorsun ama neyse, çok nazik olduğu için. Zat halinizi ve aziz şehitleri yad ediyoruz. Türkiye'yi parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla TSK'nın caydırıcılığını arttırıyoruz. Vallahi Sayın Erdoğan, Atatürk bunları yemez. Vallahi yemez. Yani duyuyorsa, gitmişse kulağına, yemez abi. Oradan görüyordur her şeyi o. Bence kesin görüyordur. Neyse, devam edelim. Demokraside, hak ve özgürlüklerde attığımız adımlarla Cumhuriyet ile Cumhur'un bağını tahkim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ya. Hayatımda size bir gün hakaret ettiysem namerdim, şerefsizim. Bütün ettiğim hakaretlerin muhatabı ben olayım. Bir kere bile size hakaret etmedim ama siz beni, size hakaret ettiğim iddiasıyla sadece ve sadece size yönelik eleştirilerimden dolayı 7. mi 8. defa mı ne mahkemeye verdiniz ya? Neresi özgürlük, neresi demokrasi ya? Hangi hukuk devleti? Aman he! İnşallah Atatürk duymamıştır bunları. Vallahi çok kızar. Kızar, çünkü Türkiye'de ne olup bittiğini bilir o. Abi mutlaka haberi vardır. Allah Allah. Devam ediyorum. Emanet ettiğiniz Cumhuriyet emin ellerdedir. Buraya kadar sizli gitti. Şimdi sene iniyor. Ruhu şad olsun. Evet. Bence bana sorarsanız harika bir yazı. Atatürk'ün aziz adına açılmış deftere yazılabilecek, bu ülkenin cumhurbaşkanlarından biri tarafından yazılabilecek en güzel yazı, reklam tarafı hariç. Reklamları atın. Ama çok güzel. Da canlarım, işte bu artık gösteriyor ki ya Atatürk ilke ve inkılaplarına kesin dönüş yapacaklar. Kesin ama. Kesin dönüş yapacaklar. Seçim kaybetmeyi de göz alacaklar büyük ihtimalle. Öyle zannediyorum. Sonra ne yapacaklarını bilemem. Kesin dönüş yapacaklar, belki kazanırız diye. Ama artık bu ifadeler gösterdi ki gidiyorlar. Abi gidiyorlar. Evet, hadi ne diyeyim, gözünüz aydın değil mi? Peki. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.